Ana haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimize. Türk Moydu Televizyonu'na günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Mehmet Şiyal Sudan yeni hastanelerde ortak idare uygulama sisteminin açılışını yaptı. Federal Hizmet Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 350'den fazla yüksek lisans, doktora ve fakülte birincileri atamaları yapıldığını duyurdu. İçişler Bakanlığı son bölgesel İçişler Bakanlıkları toplantısının ışığında Bağdat'ta bölgesel uyuşturucu ile mücadele operasyon merkezi kurma çalışmalarına başlandığını doğruladı. Terki yönetimi elektronik şantaj olgusuna karşı toplumlarda farkındalık yaratmak amacıyla tartışma toplantısı düzenledi. Kerkili Dağ ilçesinde İmam Zeynel Abidin şehadetinin anma hazırlıklarını tamamladığını belirterken ilçede Perşembe günü resmi tatil ilan edildi. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mehmet Şiyal Sudani yeni hastanelerde ortak idare uygulama sisteminin açılışını yaptı. Başbakan Mehmet Şiyal Sudani bugün Necef kentinde Bilimsel Necef Hastanesi'nde yeni idare ve ortak çalışma uygulama sisteminin açılışını yaptı. Başbakanın bürosundan yapılan açıklamaya göre Başbakan Elektrik Bakanı yanında Sağlık Bakanı ile Necef'e giderek orada enerji ve sağlık projelerini de açılışına katıldılar. Başbakan Mehmet Şiyal Sudani ayrıca bu program Irak vatandaşlarının da tedavi için Irak dışına seyahat etme ihtiyacını azaltmaya ve büyük miktarda da para tasarrufu sağlamaya katkıda sağlayacağını söyledi. Ayrıca kurumları ve hastanelerinde yönetiminde uzmanlaşmış saygın uluslararası şirketlerle ortaklaşa Irak'ta başlatılan ilk uygulamadır dedi. اسلوب جديد يريد ان نتبعه في تحقيق هذا الهدف هدف الوصول الى افضل الخدمات والرعايه الصحيه هو اسلوب الاداره والتشغيل المشترك مع شركات متخصصه في الاداره وفي توفير الملاكات الطبيه والاداريه المتميزه بالتجارب فكان الذهاب ايضا باجراءات اخذت وقت بحدود عام من الاعلان لكل الشركات المتخصصه المحليه والاقليميه والعالميه وخضعت ايضا لمستويات من التدقيق والمراجعه وصولا الى نخبه من هذه الشركات اليوم نحن مع مجموعة متميزة على مستوى العالم مجموعة ساندونات كانت على درجة كبيرة من الإصرار والتفاني لمواجهة كل التحديات وصولا إلى بدء التشغيل بدء تنفيذ العقد مثل ما شاهدنا اليوم المؤشرات إيجابية ولله الحمد في أننا نحول هذا المستشفى مستشفى النجف الأشرف في هذه المحافظة المقدسة لعموم المسلمين وللعراقيين بالخصوص إلى مركز استقطاب يضاف إلى كونها مقصد وقبلة لكل المسلمين لزيارة مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سوف يكون مقصد للعلاج. Başbakan Mehmet Şiyal Sudani Necef kentinde El Hayderiye Elektrik İstasyonu projesinin geliştirme çalışmalarını başlattı. Necef kentini ziyaret eden Başbakan Mehmet Şiyal Sudani, Necef'te El Hayderiye Elektrik İstasyonu'nda genişleme projesini başlattı. Başbakan Mehmet Şiyal Sudani bölgeye bağlı olmayan iller arasında koordinasyon komitesinin 4. toplantısına
Arbain ziyareti, ağaclandırma kampanyaları ve yeni eğitim yılıyla ilgili olarak çeşitli kararlar aldı. Başbakanın bazısını ofisinden alınan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şia Süleyman'ın bölgeye bağlı olmayan iller arasında koordinasyon komitesinde 4. toplantısına başkanlık etti. Açıklamaya göre toplantıda illerinde genel durumu ve gündeminde bulunan maddeler ele alındı. Süleyman'ın toplantının başında valilerin, il meclis başkanlarının da ve üyelerinin de çeşitli idari, teknik ve hizmet alanındaki zorluklarla başa çıkmak için bakanlıklarla iletişim ve işbirliği sağlama çabalarını takdir etti. Federal Hizmet Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 350'den fazla yüksek lisans doktora ve fakülte birincilerine atamaları yapıldığını duyurdu. Federal Hizmet Meclisi ülkenin genelinde farklı bakanlıklar ve hükümete bağlı özel heyetlerde yüksek diploma sahiplerini de atama projesi kapsamında 350'den fazla kişinin atanması çıktığını belirtti. İçişler Bakanlığı son bölgesel İçişler Bakanlıkları toplantısının ışığında Bağdat'ta bölgesel uyuşturucu ile mücadele operasyon merkezi kurma çalışmalarına başlandığını doğruladı. Süleymaniye ilinde bulunan Kuveyzel dağlarında bir gün büyük yangın çıktı. Bugün sabah erken saatlerinde Süleymaniye ilinde bulunan Kuveyzel dağlarında büyük yangın çıktı. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar çıkan yangının da nedeni belli olmadığını belirtti. Açıklamaya göre çıkan yangınlar bölgedeki rüzgar yüzünden çok hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek bu nedenle çok sayıda ağaçlar yandığını belirtti. Kerk yönetimi elektronik şantaj olgusuna karşı toplumlarda farkındalık yaratmak amacıyla tartışma toplantısı düzenledi. Kerk yönetimi elektronik şantaj olgusuna karşı toplumlarda farkındalık yaratmak amacıyla tartışma toplantısı düzenlendi. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından onaylanan ve Iraklı Kadınlar Ulusal Dairesi tarafından yönetilen Iraklı Kadınlara Yönelik Ulusal Stratejik Plan kapsamında bir seminer yapıldı. Ulusal stratejinin temel direklerinin uygulamasında ve kadınların güvenliğe, toplum barışına katılımının desteklenmesi ve kadınların barış ve güvenlik gündemi ışığında Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının 2. Ulusal Planı'nın hükümlerinin uygulamasını sağlamak için Kerkük Valiliği adına 6. Valilik Kadın İşleri Daire Başkanı İntisar Kerim Abdullah, dairelerin temsilcileri, medya ve hükümet iletişim departmanı temsilcileri ve çok sayıda valilik çalışanının katılımıyla gerçekleşti. İl Müdürlüğü Kadın, Aile ve Çocuk İşleri Dairesi Başkanlığı, Toplum Polis Müdürlüğü İşbirliği ile toplulukların elektronik şantaj olgusuna karşı eğitilmesi konulu bir tartışma toplantısı düzenledi. Seminerde çok önemli bir konuya vurgu yapıldı. Herhangi bir vatandaş şantaja maruz kalırsa, Toplum Polis Müdürlüğü'nün 497 numaralı hattına iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladılar. Kerkük ili Dağ ilçesinde İmam Zeynel Abidin şehadetinin anma hazırlıklarının tamamlandığını belirtirken ilçede Perşembe günü resmi tatil ilan edildi. Kerkük Valiliği önümüzdeki Perşembe günü İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın şehadetini anma törenine hazır olduğunu duyurdu. Toplantıya teknik asistan mühendis Ali Hammadi başkanlık etti ve Dağkuk ilçesi belediye başkanı hukukçu Abdülsettar El-Izzi
bir dizi güvenlik lideri, belediye, su dairesi müdürleri, Şii vakıf temsilcileri, Kızılay yetkilisi ve Kerkük'teki gönüllü ekiplerden oluşan daimi komite yetkilisi, geçit töreni yetkilisi katıldı. Katılımcılar, ordu, polis, Haşit el-Şabi tarafından önümüzdeki çarşamba günü başlayacak ve perşembe sabahı zirveye ulaşacak korumanın sağlanması için alınan tedbirleri, sivil savunma, sağlık ekipleriyle hizmet birimlerinin çalışmalarını inceledi. Su, elektrik ve belediyelerin desteklenmesi, hizmet kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi vurguladı. Trafik Müdürlüğü'nün görevi, trafiği organize etmesi, kamyon ve nakliye araçların hareketini belirli zamanlara göre organize etmesi, medyanın hareketini, çalışmasını, habere katkısını kolaylaşacaktır. Önümüzdeki perşembe günü Dağkuk ilçelerinde hizmet kurumları hariç resmi tatil ilan edildi. Dağkuk'taki ziyareti desteklemek ve başarıya ulaştırmak için valilik birimleri genelinde çaba ve destek sağladığını vurguladı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Diyale ilindeki Karatepe kasabasında insanlar yıllardır çözümsüz elektrik voltajından muzdarip. Detaylar haberimizde. Yaz ayı girerken Irak'ın tüm ilçelerinde elektrik krizi başlıyor. Diyale'nin Karatepe kasabasında ise elektrik çok zayıf. Konuyla ilgili ilçe vatandaşları şikayette bulundular. Biz Karatepe'de 2 saat geldi bizimki, 2 saat kesti. Bu yani cedvalde daha bilmiyorum yani bu cedvale kim itimat edip acaba yukarıdan mesela bizimkiler ki burada dairet kahraba itimat edip özne. Bas bu 2 saat gelende mesela istirgı sıfada göre özünde gayr mantıka taki yani müstakir olsun kahraba. Kahraba mesela an kahır acaba hakikaten yani kahraba diyor ki. Bes işte ne diyorsa alem la ilahe illallah yani alemde bakiler işte bu zaman hallo olup kadiyet kahrabaçı tekrar mübakramda Irak'ta aynı bir muadili oldu hakikaten yani. Daha zaman 20 yıldan sonra da kahraba alem görmesi bir de 20 yıl beklesi. Kahraba yani çok zayıftı. Yani ne telleceşleri, ne mücemmideşleri, ne sibilitişleri hiç manası yoktu. Kahraba bu 10 yıldır takriben kahrabamız budu. Hiç manası yoktu kahrabadan. Voltaj ise, voltaj da özü bilse, yani cihazları yandırır, yani kaldırmır, hiç manası vermiyorlar. Vuhut da vermiyorlar bize baba deyse, 5 ile 7 arık içiyorsun, 6 ile 7 arık, ha vuhut, bir şey yok. İstifade etmemişik arabada. Vallahi istifade etmemişik. Önde eşyamız yanlı, bir tellece yanlı, mücemmide yanlı, bu kahraba ardından, kahrabamız yaramaz. Bir halletsinler bizim için sırık, bir halletsinler bizim için. Burada neye itimat edin? Valla ihtimal etmişik muvallide yaz pazar mal. Muvallide ya. Muvallide olmasa kahrabamız yoktu. Kahraba yoktu valla. Muvallide hasap şeydi. Saatte. Teşgil. Müdür dahiye özü verelle kaime raf edelle hasap tesirat saat. Hem bezdök bu muvallidet vardı. Elektrik zayıflık durumunu çözmeye için yeni bir elektrik istasyonu inşa ediliyor. Kasaba Müdürü Mühendis Vasfi Murtaza şöyle ifade etti. Karatepe'nin kahraba müşkilası bizim bu ezeliydi. Biz gün be gün geldikçe tahsin oldu. Yani bundan evvel bu 2 saat, 2 saatimiz de yokuydu. Ve bizim müşkilimiz neydi? Mahattatımız eskide 8 anet vaktinlandı. Şimdi teveccüh oldu. Nakil bizim hattan mutenaklamız Seyyid Cabır'daydı. Kariyet Seyyid Cabır Celil'de. Eslakımız, abaracımız hepsi yani alem gör, gelir, geldi görürüz. Hepsi kırıktı, alakti, düşüptü. Bir teveccüh oldu, indi eslak abraç nasip oldu. Cölden getirilirsin, kariyet keşkul. Mahattamız 25 idi, indi oldu 63 mahatta getirilir bizim için. Yani mahatta hacmi 63 megawattı. Getirilirsin indi şeyden, Musul'dan istirham ettik olsun, mahatta 63. Bu mahatta indi haliyen işlileşinde. Yani vefed, uzart, karabahan, şebekattan, lican işlille indi bu keşke oldu. Yani bilim kan edepsiz bir İdas bir tasvir edersin oranı. Taksiye tıkız her şey 3-4 dönem orada. Ve indi gerek muhattan işletsinler, nasip etsinler, hani yapmak o tertibi. Yani uzadar. Yani vallahi inşallah bu küç ayda biter. Yani o şekilde bir günkü gün mal dövgü. Ve satmandan varır inşallah gelen yaz vadağımız fark eder inşallah. Diyaleli'nin Türkmen AYM'nin uydu kanalı. Haydar Türk Söz.
Uluslararası haberlərdə isə İsrail ordusunun Qazze şəhərinə təkim 2023-dən bu yana düzenlədiyi saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 kişi artarak 39.363'e yükseldi. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 kişi artarak 39.363'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 39 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 39.363'e, yaralanların sayısının da 90.923'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşılmadığı yenilendi. Filistin'de Siyonist güçlerinin de yaptığı saldırılar sonucu geçtiğimiz saatler zarfında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Siyonist güçlerinin de Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle geçtiğimiz saatlerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yapılan açıklamaya göre Gazze'ye yapılan ayrı 3 saldırı sırasında 66 kişi şehit düştü, 241 kişi de yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şirayanın Beytüllahım kentindeki El Dehaşiye mülteci kampına düzenlediği baskında onlarca kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullah kentindeki Eddehişiye mülteci kampına düzenlediği baskında onlarca kişi gözaltına alındı. İsrail askerleri şafak vakti Beytullahim'deki Eddehişiye mülteci kampının baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine arama yaptı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri aralarında bazı ailelerin tüm fertlerinin de bulunduğu onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinlilerin karşılık verdiği İsrail askerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten tanıklar, İsrail güçlerinin kamp yakınında kurduğu sorgu merkezinde bazı Filistinlileri sorguladıktan sonra serbest bıraktığı aktarıldı. Öte yandan İsrail askerlerinin sabah Batı Şeria'nın El Halil, Tülkerim ve Ramallah kentlerinde de baskın düzenlediği bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyetinden yapılan ortak açıklamada İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğü dikkat çekti. Açıklamada İsrail askerlerinin son 48 saatte Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9.855'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistin Eğitim Bakanlığı İsrail saldırıları nedeniyle 39 bin öğrencinin liselere geçiş sınavına katılmadığını duyurdu. Filistin Eğitim Bakanlığı İsrail saldırılarının 10 aydır devam ettiği ve insanlık felaketinin de her geçen gün derinleştiği Gazze şeridinde 10 bin öğrenci ile 400 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 39 bin öğrencinin de liselere geçiş sınavına katılmadığını açıkladı. Filistin Eğitim Bakanı Amjad Barham, liselere geçiş sınavlarının da birinci turunda sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki Filistinli öğrencilerinin de durumuna dair konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırısının da ağır sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu. İran resmi haber ajansı Erne'ye göre Cumhurbaşkanı Pezeşkian Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Pezeşkian, İran'ın Fransa ile arasındaki ilişkileri dürüstlük ve karşılıklı güvene dayanarak geliştirmeye hazır olduğunu Macron'a iletti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesinin topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt vermeyeceğini ve Kasım sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı geliştireceklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesinin topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt vermeyeceğini ve Kasım sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı gerçekleştireceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu ile yaptığı röportajında ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. NHK'nın haberine göre Zelenski savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. Sabır, destek Ukrayna'ya ve diplomatik baskı Rusya'ya, bunlar savaşın adil bir şekilde sona ermesi için 3 faktördür. ABD ve Avrupa ülkeleri birliği korursa bu ek bir baskı oluşturacak ve Moskova'ya hiçbir şansın olmadığını gösterecek. Savaş müzakere yoluyla sona erdirmek konusunda da değinen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarının saldırılarını devam ettirmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt vermeyeceklerini ifade etti. Zelenski, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında ayrıntılı görüşmelere başlayacağını aktararak Kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı oluşturacağının altını çizdi. Zelenski, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'da devam eden savaşı ele aldıklarını hatırlatarak, Sayın Trump, Ukrayna hakkında bir şeyler öğrenmek isterse gelip kendisi görebilir veya bana sorabilir dedi. G7 üyesi Japonya'nın ülkesine verdiği desteğin önemini vurgulayan Zelenski, Ukrayna ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ilk NATO üyesi olmayan ülke oldu diye konuştu. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mehmet Şia Sudani yeni hastanelerde ortak idare uygulama sisteminin açılışını yaptı. Federal Hizmet Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 350'den fazla yüksek lisans, doktora ve fakülte birincilerini atamaları yapıldığını duyurdu. İşler Bakanlığı son bölgesel İçişler Bakanları toplantısının ışığında Bağdat Bölgesel Uyuşturucu ile Mücadele Operasyon Merkezi kurma çalışmalarına başlandığını duyurdu. Şerh yönetme elektronik şantaj olgusuna karşı toplumlarda farkındalık yaratmak amacıyla tartışma toplantısı düzenledi. Kerkük-Gülidağ ilçesinde İmam Zeynel Abidin şehadetinin anma hazırlıklarını tamamladığından sonra ilçede Perşembe günü resmi tatil ilan edildi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.